Evet, iyi günler arkadaşlar. Turist rehberliği, seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği hakkında kanun 27 Nisan 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Sözü edilen yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıktığı kimi hükümler yasa tasarısından çıkartıldı. Ancak olumlu olmayan, hukuka aykırı olan bazı hükümlerin de yasada varlığı sürdürüldü. Bu çerçevede ifade etmeliyim ki Türkiye gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir memlekette yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliğinin verilmesi, turist rehberliği yasasına ilgili kamu kurumunun dahli olmadan kişilerin bu mesleğe girmelerine olanak tanınması Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde geriye götürebilecek nitelikler taşımaktadır. Biz her zaman olduğu gibi süresi içerisinde dilekçemizi hazırladık ve dilekçemizi Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Bugün ben bu basın açıklamasını Mersin Milletvekilimiz ve Komisyon Üyesi Sayın Gülcan Kış ve Aydın Milletvekilimiz ve Komisyon Üyesi Sayın Hüseyin Yıldızlı ve elbette bizim hukuk danışmanımız, avukatımız Nihal Hanım'la birlikte bu basın açıklamasını yapıyorum. Hemen arkasından da sosyal medya hesaplarımızdan bu yasanın hangi hükümleri aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizi ayrıntılı olarak açıklayacağız. İfade edelim ki bunun arkasından bir madencilikle ilgili düzenleme var. Şu anda grubumuz bunun üzerinde çalışıyor. Maden yasasının anayasaya aykırı hükümlerini de bayram sonrası Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Ve arkasından da 9. yargı paketini beklemeye başlayacağız. İfade edelim ki biz Anayasa Mahkemesi'ne geçen hafta Sayın Genel Başkanımızla beraber Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ziyaret etmek için gelmiştik. Dileriz ki hep böyle ziyaretler için buraya gelelim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasaya aykırı kanun yapma alışkanlığını sürdürdüğü müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi de anayasa yargısına başvurma geleneğini sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Açıklamamız bundan ibaret. Eğer sorunuz yoksa bizim için mesele tamamdır başkanlar, arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi ziyaretinde de Anayasa Mahkemesi'ne yaptığınız başvurular gündeme geldi mi? Elbette gündeme geldi. Örneğin 703 sayılı KHK'yı biliyorsunuz geçen hafta Anayasa Mahkemesi iptal etti. 2018 yılında çıkmış bir KHK'ydı bu. OHAL KHK'sı. 60 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve Anayasa Mahkemesi 2018'den 2024'e kadar tam 6 yıl bekledikten sonra bu KHK'nın neredeyse tüm hükümlerini iptal etti. Bu 2017 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin idari yapısını ortadan kaldıran bir Anayasa Mahkemesi kararı niteliğindeydi. Neden 6 yıl beklendi? Ve 6 yıl beklendikten sonra evet Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ama Anayasa Mahkemesi kararları Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 6 yıldan fazla süredir hukuka aykırı olarak yürütüldüğünü bir Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit etmiş oldu. Ve elbette ondan sonra da bir yıllık bir geçiş süreci verdi. Biz Sayın Başkan'a bu konularda daha hızlı Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasını beklediğimizi ifade ettik. Kendisi de oldukça yapıcı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin dikkatle ve özenle bir çalışmayı sürdürme gayretinde olduğunu ifade etti. Bunu da ben buradan sizlerle paylaşmak isterim.